Büyük bir doğal afet sonrası Nil Nehri taşmış ve bunun sonucunda Büyük Gize Piramidi'nin tepesi hariç tüm etrafını su basmış. Bir keşif ekibi su seviyesindeki yükselmeyi ölçmek amacıyla yola çıkmış. Piramidin suyun üstünde kalan kısmı 72 metre olarak ölçülmüş. İşte bu uzunluk 72 metreymiş. Aynı kenarın gerçek uzunluğu, esas uzunluğuysa 180 metreymiş. Suyun altında kalan bölümle birlikte burası 180 metreymiş. Suyun altında kalan bölümle birlikte burası 180 metre. Piramidin yüksekliği ise 139 metreymiş. Evet, bu da 139 metre oluyor. Su seviyesinin yüksekliği nedir? Burası topraksa, burası zeminse suyun seviyesindeki yükselmeyi bu yükseklikte bulabiliriz. İşte burası buna H diyelim, h diyelim. E 'yi bulmak istiyoruz. Cevabınızı virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlayabilirsiniz. Soruyu çözmeye başlamadan önce neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz, gelin bir, gelin bir bakalım. Buradaki açıya teta demişler. Ve burası 90 derecelik bir açı olduğu için bu açı teta'nın tümleri olacak. Yani 90 derece eksi teta ölçüsünde olacak. Bu bilgiyi kullanarak buradaki açının ölçüsünün de teta olacağını söyleyebiliriz. Nasıl mı? Gelin daha iyi anlayabilmek için bu üçgenin aynısını buraya da çizelim. Bu bir dik üçgense, ve bu açının ölçüsü 90 eksi teta ise, burada x dediğimiz açının ölçüsünü x artı 90 eksi teta artı 90 eşittir 180 denkleminden İki taraftan da 180 çıkarırsak, bunlar gidecek. x eksi teta eşittir 0 kalacak. Şimdi iki tarafa da teta eklersem, x eşittir teta olur. İşte bu açının bundan dolayı ölçüsü teta'dır. Bu açının ölçüsü teta. Evet, başka ne biliyoruz? Burası 72, bütün kenarsa 180 metre. O halde suyun altında kalan bu kısım için, üzerinden geçtiğim bu kısım için 180 eksi 72 108 metre diyebiliriz. 108 artı 72, 180 eder. Bildiklerimiz bunlar. Peki sizce bunlar bizim ne işimize yarayacak? H'yi bulmak istiyoruz, öyle değil mi? Burada bir dik açı var. Öyleyse sarıya boyadığım bu şekil bir dik üçgen. Şimdi bu dik üçgene bakarak H'yi bulmak istersek, ve bunları yaparken trigonometri kullanacak olursak, bu açıyı, yani teta'yı, teta'ya komşu olan h yüksekliğini ve hipotenüsün uzunluğu olan 108'i kullanarak hangi trigonometri formülünden yararlanabiliriz? Sinüs mü, kosinüs mü yoksa tanjant mı? Gelin bakalım. Sinüs, karşı kenarın hipotenüs oranıdır. Yani bu uzunluğun hipotenüs oranı. Kosinüs ise, kosinüs, komşu kenarın hipotenüs oranıdır. Evet, komşu bölü hipotenüs. Bu işimize yarayacak gibi görünüyor. O halde teta'nın kosinüsü, teta'nın kosinüsü, kos teta, kos teta eşittir h bölü h bölü 108 olacak. Çok güzel ama kos teta'nın ne olduğunu bilmediğimiz için bu işlemin sonucunu hemen bulamayız. Ama hemen yılmayın, şekle tekrar bakacak olursak bir ipucu görebiliriz şekle tekrar baktığımızda bakın bu açı da teta. Bu açıya göre teta'nın kosinüsünü bulabilirsek belki h'yi de açı da bulabiliriz. Bu açı için kos teta eşittir dikkat edin şu an farklı bir üçgen için konuşuyoruz. İşte bu yeşil üçgen şu an kullandığımız şu an üzerinde çalıştığımız üçgen. Yeşil üçgene göre kos teta'yı kosinüs teta'yı nasıl bulacağız? Komşu bölü hipotenüs. Yani bu uzunluk 139 bölü hipotenüsün uzunluğu olan bir bakalım 72 artı 108 yani 180. Evet bu bilgiler aslında birbirinin aynısı. İkisi de cos teta'nın değerlerini hesaplamak için kullanılabilir. h bölü 108 ve 139 bölü 180. Şimdi bu iki değer cos teta'ya, yani birbirine eşit olduğundan, h bölü 108'in 139 bölü 180'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şahane. Şimdi de h'ı bulalım. İki tarafı da 108 ile çarpalım. h eşittir 139 çarpı 108 bölü 180. Evet, burada bir hesap makinesine ihtiyacımız var galiba. 139 çarpı 108 bölü 180. 83,4 ediyor. H eşittir 83,4. Böylece suyun yüksekliğini 83,4 olarak bulduk.